15 bin euro param var. Hocam bu parayı nereye yatırayım? Buna benzer o kadar sorular soruluyor ki ben 19 yaşından itibaren bu sorulara muhatap kalıyorum sevgili arkadaşlar. Peki neden bana bu sorular soruluyor 19 yaşından itibaren? Çünkü ben 19 yaşında üniversite okurken kendi iş yerim vardı. Üniversiteyi finanse ediyorum. Para kazanıyorum. Dükkanım var. Müşteriler gelip gidiyor. Fikir sormak için insanlar geliyor. Aynı zamanda arabalarım var. Vergi numaram var. Ticari business kontom var. Her şeyim yerinde. Çalışıyorum, kendi işimi kurmuşum ve o dönemde parmakla örnek gösteriliyorum. Babalar, anneler, bak İsa abinin kendi iş yeri var. Ona benzer. Bak üniversite okuyor. Bak arabası var. İşte evi var. Onun gibi ol örneklerinden dolayı gençler benim yanıma geliyorlar. O dönemde 90'lı yılların başında mantar gibi her mahallede holdingler türemiş. Ve %20, %30 kar vaat ederek hayali vaatlerle insanların cebinden para çalıyorlar. O dönemdeki şirketler, holdingler. Ve tam o anda o sıkıntılı dönemlerde örnek gösterildiğim kişiler, gençler, içinde girişimcilik ruhu olan o gençler benim yanıma gelip ya şu 15 bin markı veya 30 bin markı holdinge götürmeden, yatırmadan İsa Bey'e soralım diye benim yanıma uğruyorlardı. Aynı zamanda aynı mahallede holdingler de vardı. O yüzden çok muhatap oluyordum. Şimdi benim yanıma geliyorlar, diyorlar ki 40 bin mark param var veya 15 bin mark param var. Nereye yatırayım? Dediklerinde hop duydum ben. Bana sordun, ben de sana şimdi yardımcı olacağım. Beni dinleyecek misin? Evet, dinleyeceğiz. Tamam. Benim sana tavsiyem bir kere şu. Rızık Allah'tandır. Yani nereden para geleceğini bilmiyoruz. Yani hangi kapıdan Cenab-ı Hak sana rızık kapısı açacağını bilemem. Benim kazandığım kapıdan belki sen kazanamayabilirsin. Ama ben sana kapıların nasıl açılacağını öğretebilirim. Yani rızık kapılarının, iş kapılarının nasıl açılacağını sana öğretebilirim. Tamam mı? Sen şimdi bunu holdinge direkt gözü kapalı götürüp vereceksin ya. Batar mı batmaz bilmiyorum ama normal durumlara göre o zaman üniversite okuyoruz, ekonomi okuyoruz. Normalde bu şirket bir sene sonra kaybolacak piyasadan. Çünkü %40 sana vaat veriyor. Sana para vereceğim diyor. Sana hayal satıyor. Holdingin batma ihtimali çok büyük. Gerçekten nereden para geleceğini kimse bilemez. Hangi hisse senedi yükselir? Altın yükselir, düşer, Bitcoin iner, çıkar. Kimse bilemez geleceği. Fakat kapıyı açmayı ben sana öğretebilirim. O gençlere söylüyordum o dönemde. Yani tıkanmış kapılar olabilir. İnsan her şeyi ters gider, bir türlü ilerleyemez. Bu kapıların nasıl açılacağını ben sana söylerim. Sen de adım adım, step by step ilerlersin. Hiç beklemediğin yerlerden para kazanırsın. Rızık kapıları açılır. Bunu ister misin? Ben nasıl yaptım bunu merak ediyor musun diye sorardım. Onlar da çantalarında para var. Hazır hemen gidip teslim etmeden bu fikirlerime değer veriyorlardı. Ben şunu söyledim onlara. Bak kardeşim, doğru adamın işi doğru gider. Bir kere bunu kafaya koy. Tamam mı? Sen doğru olursan işin zaten doğru gidecek. Sonu iyi olacak. Niyet hayır, akıbet hayır. Tamam mı? Sen helalinden kazanmak için ilk yapman gereken şey parayı sana boş vaatlerle gelen holdinglere vermeyeceksin, kaptırmayacaksın. Çünkü orada yalan var. Üçkağıtçılık var, bir düzen var. %40 mümkün değil. Bir kere doğru olacaksın, doğruluktan çıkmayacaksın. Yani üçkağıtçı bir firmaya gitmeyeceksin. Birinci adım bu. Birincisi doğrulukta kalmak. İkincisi kendine güven. Holdingden daha fazla kendine güven. Çünkü holdingi sen bir hafta önce tanıdın. Ve bir sene önce duydun. Amcan vasıtanla veya kayınbiraderin söyledi sana. Tanımıyorsun ki. Sen kontrol etmiyorsun ki onu. Ona ne kadar güvenebilirsin ki? Sen kendine güven. Tamam mı? Kendine. Parayı, bu 40 bin euroyu müdüre vereceğine, holdinge kendine verirsin. Kendini daha iyi muhafaza edersin değil mi? Ama ona verirsen içini boşaltabilirler. Maliye gider, haciz koyar veya batabilir şirket. Hırsız girer alabilir. Sen kendine güven. O parayı kendine yatır. Şuraya yatır. Kapıları açmak istiyorsan ilk önce buraya yatırman lazım. Yani rızık kapılarını açmak istiyorsan o zaman buraya yatır. Beynine yatır. Kendine yatır parayı. Yani Allah'ın ilk emri olan oku emrini gözet. İkincisi bu. Kendine güveneceksin ve Allah'ın ilk emri olan okuyu yapacaksın. Yani okuyacaksın, geliştireceksin kendine. Parayı kendine yatırdın, okumaya başladın, kendini geliştirdin ve hemen arkasından hiç beklenmedik yerden. Bak tekrar söylüyorum.
Hiç beklemediğin yerden kapılar açılıyor. Hiç beklemediğin, yani senin tahmin etmediğin yerlerden kapı açılıyor. Ama bunları yaparsan 3 adımda o zaman kapı açılıyor. Ve hemen o fırsatı değerlendir. Kapı açıldı ya, hemen o fırsatı değerlendir. Harekete geç. Uygulamaya başla. Bu 3 adımı uygularsan o zaman iftahil babeyallah. Fetih kapıları aç. Rabbim sana kapılar açıyor. Ama bunları yaparsan. Çünkü kimse önceden bilemez. Hiç kimse, bak bu hisse senedi uçacak. Altın yükselecek, gümüş düşecek, Bitcoin. Kim bekliyordu Bitcoin'un 6 sentten 70 bin dolara çıkacağını? Kimse bilemezdi değil mi? Fakat sen kendini geliştirirsen, yatırım yaparsan, öğrenirsen, analiz yapmayı öğrendin, beynini geliştirdin ya, bakış açını değiştirdin, ufkun geniş ve bu bilgelikle adım atmaya başladığın zaman otomatikman kapılar açılıyor. Mıknatıs gibi çekmeye başlıyorsun. Rızkı çekiyorsun, sağlığı çekiyorsun, huzuru çekiyorsun kendine. Başarıyı çekiyorsun. Ticaretle uğraşıyorsan müşteriyi çekiyorsun. Buraya yatırım yaparsın. Aynı zamanda kimse, yatırdığın para, tamam mı? 15 bin euroyu kafana yatırdın, beynine yatırdın, kendini geliştirdin ya. Kimse bu değerli olan bilgiyi buradan çalamıyor. Mümkün değil. Hırsız gelse altınını, 15 bin euroluk altını çalabilir değil mi? Dükkandan alabilir. Veya kasanı, büyük kasanı, sakladığın kasanı alıp götürebilir. Hırsız gelip alabilir. Veya haciz memuru gelip haciz koyabilir. Maliye el koyabilir. Devlet el koyabilir. Ama senin beynine, bilgiye kimse, bu saydığım hiç kimse el koyamaz. Her şeyini kaybetsen, bütün malını mülkünü kaybetsen, bu beynindekilerle, buraya yatırdın ya parayı, tekrar bir sene sonra aynı yere gelebilirsin. Yani her şeyini kaybetsen, tecrübe ve bilgiyle tekrar eski duruma gelebilirsin. Dolayısıyla kapıları açmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan, o zaman buraya yatırım yap demiştim o zamanki girişimci ruhuna sahip akıllı gençlere. Ve onlar hakikaten dediklerimi yaptılar ve finansal özgürlüğüne ulaştılar. Peki yapmayanlar ne oldu? Onlar kendinden daha fazla şirketlere güvenenler, kendine güvenmedi, kendine tutmadı parayı, gitti holdinge yatırdı parayı, daha fazla ona güvendi. Bakın 30 sene geçti aradan, onlar hala o borç batağının içinden çıkamadılar. Çünkü onlar gittiler bankalardan, o zaman yüksek faizleriyle kredi çektiler, faize bulaştılar, bereketsizlik girdi evlerine, ailede huzur kalmadı ve aynı zamanda o yatırdıkları holdinglere yatırdıkları paralara hiçbir zaman sahip olamadılar. Sonra maliye geldi onlara. Maliye dedi ki onlara, bak sen buraya 300 bin mark para yatırdın. Sen para aldın almadın fark etmez ama ben %40 aldığın gibi sayıyorum dedi. 300 bin euronun %40'ını hesapladı. Dedi ki sen 120 bin mark para aldın. Almasan bile aldığın gibi kabul ediyorum. Ve bunun yarısını ödeyeceksin dedi. 60 bin euro senelik vergi koydu sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir hayalin arkasında koşmak var hırs yaparak. Paranı kaybetmek var. Çoğu insan %90 bu şekilde kaybetti. Ama akıllı insanlardan, kendini geliştirmeye açık insanlardan oraya buraya parayı kaptırmadı, holdinglere kaptırmadı. Beyinlerine yatırdılar. Kendilerine yatırdılar. Zihinlerine yatırdılar. Ailelerine yatırdılar. Nesillerine yatırdılar. Çünkü buraya yatırdıklarında aynı zamanda çocuklara yatırım yapmış oluyorlar. Nesillerine yatırım yaptıkları için nesilleri güzelleşiyor. Daha terbiyeli oluyorlar, daha ahlaklı oluyorlar, daha prensipli oluyorlar. Kişisel gelişim yapanlar soyuna bu şekilde hizmet etmiş oluyor. Soyuna yatırım yapmış oluyor. Geleceğine yatırım yapmış oluyor. Peki şimdi gelelim, 15 bin euro'm var. Bunu kendime nasıl yatıracağım? Kendimden yine örnek vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. 19 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Üniversitenin bir maliyeti var. Kazandığım paranın bir kısmı üniversiteye yatıyordu. Aylığı var, yıllığı var, kitap parası, seminer paraları. Aynı zamanda seminerlere de katılıyorum. Kazandığım para, o zaman bekarım, yarısı oraya gidiyordu. 7500 mark o zaman oraya gidiyordu, üniversiteye gidiyordu. Tabii oraya yatırdım ya 7500 mark. Bu taraftan tabii tecrübe kazanıyorum, daha çok bilgi oluyorum, daha çok yöntem öğreniyorum. İşimde kullanmaya başlıyorum. Satış teknolojilerini kullanmaya başladım. İnternet kullanmaya başladım çünkü eğitimine katıldım. 93 yılında. İnternetten satış yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Dükkan 60 metrekare fakat ben
İnternette nasıl pazarlanır ürün, reklam nasıl yapılır onları da öğrendim. 7500 mark buraya yatırınca buradan 75.000 mark gelmeye başladı. Öyle düşün. Satışım çoğalmaya başladı. 7500 mark yine diğer para yani 15.000 markın yarısı. Onu da seminerler, o zamanın meşhur seminerleri vardı. Seminerlere katılıyordum. Bir haftalık, iki haftalık eğitimlere katılıyordum. Paralelinde bir üniversiteye daha başlamıştım. Kazandığım paraları yatırdıkça şöyle düşün. 15.000 mark yatırıyordum. 150.000 mark geliyordu. 30.000 mark yatırıyorum. Buradan 300.000 mark geliyor. Yani kendi işletmeme de yatırım yapmış oluyorum aslında. Kendime yatırım yapınca işletmem büyümeye başladı. Bir dükkanım vardı. O dükkanı büyüttüm. Sonra ikinci dükkanı açtım. Yani kendime, işime yatırım yaptım. Dolayısıyla senin 15.000 euron varsa o zaman şu anki döneme göre euro. O zaman bu parayı kendine yatırım yap. Kendi işini büyütmek için veya kendi işini kurmak için ilk önce eğitim alman lazım. Öğrenmen lazım. Seminere katılman lazım. Eğitime katılman lazım. Oraya para yatır. Yani beynine yatırım yap. Oraya yatırım yapınca zaten iş kendiliğinden düzelecek. Kapılar açılmaya başlayacak. Peki olmazsa olmaz. Hangi konularda eğitim almam lazım diye soruyorsan o zaman şu. İlk eğitim olmazsa olmaz olan eğitim kendini tanımakla alakalı eğitim olsun. Kendini analiz etmek, kendini tanımak, kendini bilmek. En önemli birinci eğitim bu. Olmazsa olmaz. Çünkü kendini bilmezsen hiçbir şey bilemezsin. Hani kendini bil ki ömrün zayi olmasınlar ya hadis-i şerif. İlk adım bu. Tamam mı? Kendini tanımakla, kendini analiz etmekle, kendini test etmekle alakalı bir seminer olsun. Bu bir. İkincisi iletişim konusunda iletişim becerilerini kazandıran eğitim olmalı. Karşıdaki kişiyi tanımak, anlamak ve o kişiye kendini iyi ifade etmek. Yani iletişim becerileri kazanma eğitimi. Üçüncü olmazsa olmaz eğitimde veya eğitimin içeriği de şu olmalı. Korkuları, kaygıları, travmaları giderme yöntemleri öğrenmek. Kafandaki kilitleri çözmekle alakalı eğitim olmalı. Bu üç tane konu eğitimin içeriği olması lazım. Yani en önemli olmazsa olmaz bu olmalı sevgili arkadaşlar. Bunlara para yatır. Bu anlattıklarım sadece kendi işini yapan insanlar için geçerli değil. Bu bir yerde personelsen, bir yerde müdürsen o senin için de geçerli. Bunları yaparsan o zaman rakibin kalmaz. Aranan insan olursun, mıknatıs gibi insanlar gelir yanına. Bununla beraber biraz önce dediğim gibi kafandaki kilitleri çözünce engeller olmuyor ya artık kafanda. O zaman hayatın boyunca finansal sıkıntı yaşamazsın. Öyle bir derdin kalmaz. Çünkü biraz önce ne demiştim? Her şeyini kaybetse beynindeki o bilgiyi ve tecrübeyi kaybetmiyorsun. Dolayısıyla bir yıl sonra her şeyi kaybetsen bile tekrar kendi işini kurabilirsin. O yüzden hiçbir zaman derdin olmuyor. Hiçbir zaman kaygılanmıyorsun finansal konuda. Diyorsun ki tamam ben biliyorum artık ve yapıyorsun zaten. Batsan da bitsen de tekrar eski yere gelebiliyorsun. Çünkü bilgi var, donanım var kafada. Dolayısıyla tekrar aynı yere geleyim, toparlayayım cümlelerimi. 15.000 euro param var hocam, nereye yatırayım diye soranlara kendine değer ver ve kendine yatır parayı. Bu kadar. Sonra kendinden gelir. İlk paranı buraya yatır. Sonra o 15.000 euron 150.000 euro olur. 150.000 euronu büyütürsün, 1.5 milyon olur. Ve gittikçe büyütürsün yatırımı. Ondan sonra hem kendine hem işine yatırırsın. Biraz önce dediğim gibi. Ve işini bu şekilde skalyen yaparsın. Skalyen demek Türkçe ölçekleme. Ölçekleme sistemi. Ve dönmeye başladığı zaman bir kere kendiliğinden bu kar topu gibi büyümeye başlar. Ve sağlam büyürsün. Ve devamlı hiç beklemediğin yerlerden fırsatlar çıkar, kapılar açılır. Hülasa nereden para kazanacağını kimse bilemez. Nereden sana rızık kapısı açacağını Hazreti Allah bilir sadece. Ben bilmiyorum, sen de bilemezsin. Ama şunu söyleyebilirim. Sen kendine yatırım yaparsan devamlı kapılar açılır. Ve kapılar açıldıkça para kazanmaya başlarsın. Huzura ulaşırsın. Sağlığın güçlenir. Mutlu olursun. Huzurlu olursun. Sana da bu konularda daha detaylı bilgi vermemi ve yardımcı olmamı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.